hemen Amerika gündeminin ilk maddesiyle başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikaları son günlerde her zamankinden daha fazla eleştirilen bir konu oldu. Son olarak sınırı ziyaret eden bir grup kongre üyesi gözaltı merkezlerindeki koşulların korkunç olduğunu savundu. Orada gördü ve açıklamalar yaptılar. Şimdi sınırda durum ne? Trump'ı eleştirenlerin hedefindeki göçmen politikalarının ayrıntıları neler? Mehtap Çolak Yılmaz karşımızda bize aktaracak. Mehtap, nedir son gelişmeler bu konudaki? Serdar Cebe, Başkan Donald Trump'ın yasa dışı göçle mücadelesi hem 2016 hem de 2020 başkanlık kampanyasının odağında. Bunun açıklamasını da zaten geride bıraktığımız hafta yapmıştı. Ancak sınırdan geçen hafta yansıyan bir fotoğraf bütün dengeleri değiştirdi diyebiliriz. 2 yaşındaki kızıyla birlikte Meksika sınırından Amerika'ya geçmeye, bir nehirden geçmeye çalışan bir babanın o fotoğrafı bütün dünyada çok büyük tepkiye yol açtı. Amerikalı siyasetçilerin de bir numaralı gündemi haline geldi. Böylece Amerika'nın Meksika sınırındaki özellikle Texas bölgesinde sıklıkla bulunan sınır kontrol merkezleri, gözaltı merkezleri mercek altına alınmaya başlandı. Bu noktada, bu kapsamda bir grup çoğunluğu kadın olan ve muhalif seslerini sıklıkla duyduğumuz Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib gibi Demokrat Kongre üyelerinden de oluşan bir grup kongre üyesi Texas'ta Clint kasabasında bir gözaltı merkezini ziyaret ettiler ve oradaki koşulların korkunç, insani olmayan koşullar olarak tanımlanabileceğini şu tarz çarpıcı örneklerle aktardılar. Sınır güvenlik görevlileriyle psikolojik savaş için eğitildikleri ve tuvaletlerden su içmek zorunda bırakıldıklarını aktardı kongre üyeleri. Su olmayan odalarda tutulduklarını, yerlerde uyku tulumları içinde yattıklarını ve hapishaneye benzeyen noktalarda tutulduklarını aktardılar. Hatta bir kadının sarı hastası, epilepsi hastası olduğunu ancak görevliler tarafından kendisine ilaç temin edilmediği gibi son derece insani, göze çarpan detaylar var. Ama bu ziyaret sırasında ırkçı sloganlarla protesto da edildiler sınırda Demokrat Kongre üyeleri. Öte yandan Facebook'ta yine sınır devriye çalışanları tarafından kurulduğu iddia edilen ve tam 9500 üyesi olan ve göçmen karşıtı hakarete varan, göçmen ölümleriyle dalga geçen yorumların paylaşıldığı bir Facebook sayfasından söz ediliyor. Yine burada Alexandria Ocasio-Cortez gibi bu konuda çok konuşan, sesini yükselten muhalif milletvekiline yönelik cinsel içerikli mesajlar da paylaşıldığı doğrulandı sınır devriye dairesi tarafından ve gerekli işlemler yapılacağı söylendi burada çalışanlar tarafından. Kabul edilemez olarak buldular. Yani daha önceki raporlarda da ortaya çıkıyordu. İşte tuvaletlerin olmayışı, aynı odada tutuldukları, küflü yemekler yemek zorunda bırakıldığı konusunda. Şimdi bakalım durum ne, rakamlar ne, Donald Trump döneminde neden bu kadar sık gündeme gelmeye başladı? Zira Amerika'daki sınır kontrol merkezlerinde ki kapasite bu kadar insan akınını kaldırabilecek durumda değil. Nedir rakamlar? 132 bin kişiyle Mayıs ayında sınırda gözaltına alınanların sayısı Amerika tarihinin rekor seviyesine geçmiş durumda. Ancak Başkan Donald Trump daha çok güvenlik görevlisini bölüme, o noktaya aktarma konusunda ısrarlı görünüyor. İşte bu noktada eleştiriliyor Serdar. Zira orada daha insani yardıma ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Çünkü sınır güvenlik görevlisindense. Mültecilerin dramı bitmiyor. Şimdi tartışılan konulardan birisi de G20 zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zirvede hemen her görüşmesinde yanında yer alan danışmanı ve aynı zamanda kızı Ivanka Trump'ın davranışları. Ivanka Trump'ın dünya liderlerinin konuşmasına katılmaya çalıştığı sırada IMF Başkanı Christine Lagarde'ın tepkisi özellikle sosyal medyada herkesin diline düşmüştü. Adeta bir gölge dışişleri bakanı olarak bahsediliyor Trump'tan, Ivanka Trump'tan. Nedir bu konuda gelen eleştiriler?
Ivanka Trump, Başkan Donald Trump tarafından danışman olarak atanmadan önce de çok sık babasının yanında fotoğraf veren bir isimdi. Ve Donald Trump da onun ne kadar akıllı, ne kadar başarılı olduğunu sıklıkla dile getiren bir başkan. Ve resmi olarak bu pozisyona geldiğinden beri de sık sık eleştiriliyor. Neden bu kadar devlet işlerinde seçilmemiş bir kişinin sadece aile üyesi olduğu gerekçesiyle bulunduğu yönünde. Ancak tabii o senin aktardığın son fotoğraf, son yansıyan görüntüler eleştirileri son noktaya getirdi. Neydi hemen hatırlayalım. Çok kısa bir sosyal medya videosu. Sosyal medyada adeta infial yarattı. Çok eleştiriye yol açtı. Dalga geçildi. Nedir o görüntüler? İşte G20 zirvesi sırasında liderlerin bir lobide sohbet, ayaküstü sohbet ettikleri görülüyor. Macron, Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, Justin Trudeau, Kanada Başbakanı, Christian Lagarde, IMF Başkanı ve Theresa May'in de olduğu bir grup ayaküstü sohbet ederken Ivanka Trump'ın da o sohbete girmeye çalıştığı gözleniyor. Gruptaki diğer isimler onu görmezden gelmekle yetiniyor. Ancak işte senin de aktardığın Christian Lagarde'ın bir saliselik bakışı var ve orada istenmediğini gösteriyor beden diliyle Christian Lagarde. Bu son yansıyan fotoğrafta ancak G20'de tartışmalara yol açan bir başka fotoğraf daha vardı. O da Başkan Donald Trump'ın o tarihi Kuzey Kore'nin askerden arındırılmış bölgesine geçtiği sırada sonrasında verilen fotoğrafta yine bir fotoğraf verildiği sırada Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun o fotoğrafta yer bulmaya çalışmakta zorlanması ancak Ivanka Trump'ın ona yer vermesiyle fotoğraf karesine girebilmesi. Yine başka bir fotoğraf daha var. Liderlerin fotoğrafı sırasında Ivanka Trump'ın orada çok yakın bir noktada Başkan Donald Trump'a yer alması. Bir sürü ayrı ayrı tartışma yaratan görüntü ve fotoğraf yansıdı. Dediğim gibi sadece Ivanka Trump değil eşi Jared Kushner da Beyaz Saray'da danışman olarak yer alıyor. Ve ikisinin de görevi tartışma konusu. Daha önce Kasım ayında başkanlıkla ilgili e-mail yazışmalarını, e-posta yazışmalarını kişisel hesaplarından yaptıkları konusunda bir soruşturmaya maruz kalmışlardı. Ayrıca Jared Kushner'ın başkan Donald Trump yönetiminin Orta Doğu politikası ile ilgili bir plan açıklaması yine tartışma konusu. Yani Ivanka Trump bu kez sosyal medya videolarıyla dalga konusu oldu ancak özellikle muhalif partiden gelen açıklama Ivanka Trump'ın seçilmemiş bir ismin bu kadar başkanın bu kadar yakınında önemli kararlarda ve diplomatik G20 gibi diplomatik bir zirvede bu kadar ön planda yer alması dediğim gibi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Mehtap Çolak Yılmaz çok teşekkür ediyoruz. Washington gündeminde özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte ön plana çıkan konuları bize aktardı.